felakete ve imanını kayba sebep oluyor. Kayba sebep oluyor. Düşünün ki zerre kadar imanı olan bir Müslüman piyangodan bilet alamaz. Piyango. İsmi ne olursa olsun, milli piyango, zilli piyango, pilli ne olursa olsun. Piyango olduktan sonra bir Müslüman oradan bilet alamaz. Dört mezhepte de haramdır, haramdır, haramdır. Haram ya! Sen nasıl bu haramı işlersin kardeşim? Piyangodan bilet almak ve o piyangodan para çıkmak, o parayı almak haramdır, haramdır ve bunu alan vallahi cehennemliktir. Haram! İsmi ne olur? Milli olmasa ne olabilir yani? Haram olması değişmez ki. Haram bu. Haram. Çünkü sebebi ne bunun? Bakın şimdi nasıl iman mahvolacak? Nasıl insan imanını kaybedecek? Orayı anlatacağım. Niçin haram? Efendi, şimdi sen gidiyorsun, piyangodan bilet alıyorsun. 100 liralık bilet, 200 liralık bilet alıyorsun. O piyangocu ilan etmiştir, demiştir ki bir kişiye 1 milyon lira para çıkacak. Bir kişiye 1 milyon lira çıkacak. Her gidip de o piyangodan bilet alan herkes acaba o 1 milyon lira bana mı çıkar? Belki bana çıkarsa, belki bana çıkarsa diye bu ihtimal ile binlerce, yüz binlerce insan belki bana çıkar, belki bana çıkar diye cebinden para çıkarıp hayalin ve ihtimalin üzerine para yatırıyor. Böyle bir alışveriş dört mezhepte haramdır. Vebaldir. Ve bir kişiye 1 milyon lira çıkacak diye 100 bin kişi fakir olamaz. 5 kişiye 1'er milyon lira çıkacak diye binlerce Müslüman o hayalin ve o ihtimalin, zannın, o batılın uğruna para yatıramaz. 1 kişi milyoner olacakmış diye 100 bin kişi cebinden para çıkar. Bu ahmaklıktır, bu enayiliktir bu. İslam buna evet diyemez, İslamiyet buna helaldir diyemez. 1 kişi zengin olacak diye 100 binlerce Müslüman fakir oluyor, cebinden para çıkarıyor. Böyle şey yok, avantadan zengin olmak yoktur. İhtimale, efendim zanna, bir takım şüpheye bağlı bütün ticaretleri İslamiyet kaldırıyor. Tek tarafı. 1 kişi zengin olacak diye 100 bin kişi fakir oluyor. Bu esasa dayandığı için, piyangonun esası, temeli bu olduğu için, piyangodan gidip bilet almak haramdır. Bak, haram. Hükmü haramdır. Haramı isterken o haramın üzerine besmele çekmek haramdır. Bir kimse böyle bir demet piyango biletini tutan bir gişeden veya bir kişiden gidip 100 lira verip o piyango biletini alırken, hani haram işliyor ya, günah işliyor, haram işliyor, tam haram işlerken onu helal farz ederek, onu normal bir muamele kabul ederek, haram değilmiş gibi telakki ederek, o bileti alırken Bismillahirrahmanirrahim diye o bileti oradan besmeleyle alsa derhal kafir olur. Harama besmele çekmek, onun helal olduğunu zannetmek ve bu kanaati taşımayı icap ettirir. O piyangodan bileti böyle çekip alırken öyle derse felaket, o piyango biletini satan adam da kardeşim hayırlı olsun, Allah hayırlı etsin derse o bileti satan da kafir olur derler. Çünkü hayır yok onda. Harama hayırlı olsun denmez. Haram isterken besmele çekilmez. Çünkü onun helal olduğunu zannetmek vardır. Helal olduğunu itikad etmek vardır. Görüyor musunuz? Bir kelimeyle insan imanını kaybediyor. Dikkat edeceksiniz. Efendiler, bundan dolayıdır ki İslam alimleri bu hususta çok titiz davranmışlardır. Ve Resulullah'ın sabahleyin Müslüman, akşamleyin kafir,
akşamleyin Müslüman, sabahleyin kafir gibi bir tehlikeli zamanın bütün tehlikelerini ümmet-i Muhammed'in bilmesi lazım demişlerdi. İman meseleleri, İslam meseleleri, bunlar İslam'ın meseleleridir. Bunları bilmeyeceksin de neyi bileceksin? İslam'ı muhafaza etmek, Müslüman olarak ölmek zorlaşmıştır. Müslüman olarak ölmek zorlaşmıştır. Halbuki Allahu Teala Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimize ve onun şahsında bütün ümmeti Muhammed'e وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölmeye çalışın. Müslüman olarak ölün. Gayrimüslim olarak, İslam'ı kaybetmiş, imanını kaybetmiş olarak sakın ölmeyin, mahşere kafir olarak gelmeyin diye Cenab-ı Hak. İmanınızı kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz.